İlim önemli. Herkesin dilinde. Profesöründen kasabına, imamından generaline, sanatçısından başbakana, herkes sözlerinin ortasına, başına, sonuna bilim diyor ki, bilim gösterdi ki benzeri sözcükler eklemekte. Yüzlerce örnekten, şahit olduğum yüzlerce örnekten birkaçı. Köşe yazarı Suriye politikasını ele almış, yazısının sonuna doğru gelin bilime danışalım diyor. Ekonomi yazarı faiz enflasyon ilişkisinden söz ediyor. Bilimsel yöntemlerle konuya bakalım diyor. Genç Avrasya uzmanı olduğunu söyleyen genç televizyonda Rusya-Türkiye ilişkilerinden söz ederken bilimsel duruş bunu gerektirir diyor. Papa yaratılış ve evrenin oluşumuna dair sorulan bir soruya yanıt verirken, biz dinin bilimsel bilgisinden yararlanıyoruz, akademisyenlerimiz gece gündüz çalışıyor, diyor. 2015 yılında Mekke'de hac ve şeytan taşlama sırasında izdiham olmuş, Suudi kaynaklara göre 900'e yakın, yabancı kaynaklara göre 2500'e yakın insan canını yitirmiş. Televizyon kanalı Diyanet İşleri Başkanı'nı konuk etmiş, soruyor. Sayın Başkan, şeytan taşlamanın bilimsel açıklamasını yapar mısınız? Galatasaray 2000 yılında UEFA Kupası'nı aldı. Türkiye olarak hepimiz gurur duyduk. Fatih Terim hocama başarının sırrı sorulduğunda, biz takımı bilimsel yöntemlerle hazırlarız, diyor. Peki neden herkes bilim sözcüğünden yararlanıyor, bilim sözcüğünü kullanıyor? Nedeni aslında basit. Bilimin, özellikle teknolojinin yaşantımıza getirdiği güzellikler, kolaylıklar, yenilikler sayesinde toplumda yarattığı saygınlıktan. Yani bilim itibarlı bir sözcük. Felsefe çok önemli bir alan. Felsefeci değilim. Ancak felsefeyle ilgili çok güzel sözler var. Felsefeyi tanımlayan çok güzel sözler var. Örneğin, felsefe soru sorma sanatıdır derler. Felsefe yanıtlardan çok sorularla ilgilenir derler. Öyleyse biz de gelin basit sorularla başlayalım. Gerçekten nedir bilim? Bilimin diğer dallardan farkı nedir? Ayırt edici özellikleri var mıdır? Yöntem ile bilimsel yöntemin farkı, üstünlükleri, zayıflıkları nelerdir? Çalışma, bilimsel çalışma ayrımı nerede başlar, nerede biter? Bu sonuç doğrudur veya bu sonuç yanlıştır dendiğinde anlıyoruz da bu sonuç bilimseldir veya bu sonuç bilimsel değildir dendiğinde ne anlayacağız, ne anlamalıyız? Bilimin sınırları var mıdır? Bilimsel geleceğe dönük bilimsel kestirimler yapmak mümkün müdür? Ansiklopediler bilimi şöyle tanımlıyor. Bilim, nesnel dünyaya ve bu dünyada var olan olgulara ilişkin tarafsız, gözlem ve sistematik deneye dayalı zihinsel etkinliklerin ortak adıdır. Geniş kapsamda bu tanım şunları içeriyor. Bilim meraktır, kuşkudur, bilgidir, bilim gözlemdir, deneydir, yanlışlamadır. Bilim araştırmaktır, keşfetmektedir. Bilim aklı kullanmaktır, anlamaktır. Bilim üretmektir. Bilim yaşam biçimidir, kültürdür. Bilim ayrıcalıktır, seçiciliktir, seçkinciliktir. Bilim özgürlük, özellik demektir. Bilim gelecektir. Bilimin olmazsa olmaz ayırt edici temel özellikleri de şunlardır. 1. Bilim daima gerçeğin, nesnel gerçeğin peşinde koşar. 2. İlişkiden çok neden-sonuç bağını araştırır ve ortaya koyar. 3. Bilimsel çözümler tekrarlanabilirdir. Yani tekrar tekrar benzer sonuçlar elde edilir. Bilimsel çözümler başkalarınca da yapılabilir. Yani öğrenen herkes
o yöntemle o çözümlere ulaşabilir. Bilimsel sonuçlardaki belirsizlik net biçimde ortaya konulmalıdır. Yani bilimin sınırları, çözümün sınırları verilmelidir. Bir çözüm modeli çıkarabilmelidir. Yani matematiksel veya değil ama çoğu kez matematiksel bir denklem biçiminde bir modele ulaşmaktır. Örneğin F eşittir MA gibi, E eşittir MC kare gibi. Yine en önemlisi bunlar içerisinde yanlışlanabilir olmasıdır. Yani bir model ortaya atan o modelin hangi koşullarda yanlışlanacağını ve geçersiz kalacağını ortaya koyabilmelidir. Yaşam, karar vermek, problem çözmektir. Bilimsel yaklaşım, bilimsel çalışma, bilimsel yöntem de problemin doğru tanımlanmasıyla başlar ve evrensel yasalara, genel çözümlere ulaşmayı hedefler. Problem, uçuk kaçık düşüncelerden, birikimlerden, güncel ihtiyaçlardan, başka herhangi bir nedenden kaynaklanabilir. Ancak problemden çözüme giden yolda önce bakmak, sonra görmek, sonra algılamak, sonra bunu ifade etmek, yani kuram ortaya atmak ve deneylerle doğrulamak gerekir. Unutmayın ki bilimsel çözüm üretenleri sezgileriyle, kahve ağzıyla veya vahiy inmiş gibi konuşanlardan ayırt eden en temel özellik bilimsel yöntemdir. Bilimsel yöntem de ben yaptım oldu veya çünkü öyle yoktur. Bilimsel yöntem neden sonuç ilişkisinin ortaya konabildiği, o konuda öğrenim görmüş, kullanılan modelleri öğrenen herkes tarafından elde edilebilen, tekrarlı tekrarlı elde edilebilen çözümlerdir. Hiç düşündünüz mü? Neden kansere çare bulanlar, depremi önceden kestirenler ortalıkta bolca boy gösterebiliyor da, örneğin fizikte, matematikte, kimyada, elektronikte böyle kişilere rastlanmıyor? Neden sokaktaki vatandaş, ekonomi uzmanı, hukuk uzmanı, politika uzmanı, spor otoritesi olabiliyor ve ahkam kesebiliyor da, örneğin radar konusunda bir tek uzman yurttaşa rastlanmıyor? Neden kutsal kitapların şifresini çözenler, çözdüğünü iddia edenler, bir uydu kod çözücü, bir kripto cihazı tasarlayamıyor? Nedir bütün bunların nedeni sizce? Az bilmek mi, çok bilmek mi? Richard Feynman, 1965 yılında Nobel Fizik Ödülünü alan kişi. Ödül töreni sırasında kraliyet ailesinden bir genç bir bayanla, bir prensesle yan yana oturuyorlar. Prenses sohbet olsun diye soruyor. Sayın Feynman, hangi dalda aldınız ödülünüzü? Feynman yanıtlıyor. Fizik alanında aldım prensesim. Prenses, bu konuda kimse bir şey bilmez. Bu yüzden sizinle konuşamayız sanırım diyor. Feynman'ın yanıtı ibret verici. Tam tersine, Sayın Prensesim, fizikte kesin bilgi olduğu için konuşamayız. Hakkında kesin bilgi bulunmayan alanlarda, hava hakkında, sosyal problemler hakkında, ekonomi, finans, hukuk hakkında, uluslararası ilişkiler hakkında rahatlıkla konuşabiliriz. Kesin bilgi olan bilim dalları sağlam modellere ulaşabilmiş, sağlam modelleri olan bilim dalları demektir. Model, belli sayıda girişleri ve çıkışı veya çıkışları olan sistem veya sistemler topluluğudur. Fizik gibi, kimya gibi, elektronik gibi alanlarda sağlam modellerimiz var. Örneğin, elektromanyetikte Maxwell denklemleriyle 200 yıldır çözemediğimiz problem yok. Elektronik ve haberleşme alanını düşünün, sahip olduğunuz bütün cihazlar, kullandığınız bütün yeni teknolojiler aslında iki tane temel basit Maxwell denklemlerinin kullanımına dayanıyor. Oysa diğer alanlarda, örneğin ekonomi alanında, örneğin yer bilimleri alanında ne yazık ki
problemlerin karmaşık doğası gereği böyle model kurmaktan henüz, en azından şimdilik uzaktayız. Bu, fizikte, elektronikte uğraşan bilim insanlarının üstünlüğünden veya ekonomi ve yer bilimleri alanlarındaki bilim insanlarının yetersizliklerinden kaynaklanmıyor. Bu tamamen problemlerin doğası gereği. Gelin bu bölümü sevdiğim bir başka anekdotla bitirelim. Bilim kuşku duymaktır, soru sormaktır demiştik. 1944 yılında Nobel Fizik Ödülünü alan Polonya asıllı Amerikalı Rabi bir gazeteci ile yaptığı söyleşide gazetecinin şu sorusuna cevap veriyor. Bu ödülü almanızda en fazla katkısı olan kişi kimdir? Rabi, her gün okul dönüşü bana bugün derste hangi güzel soruyu sordun diyen annemdi. Galiba kuşku duymak ve güzel sorular sormak işin özü bu.